Ben gideyim de o dedektörü alayım. Tamam Sinan. Ama bana bakın kesinlikle ağzınızı açmayın, tamam mı? Katı ya. Fermuar. Her zaman böyle olsan ya. Neden gülüyorsunuz be? Sen onlara bakma Osman abi. Onlar seni sevdikleri için takılıyorlar. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Osman abi. Sağ olun, sağ olun. Ah Osman'ım nasıl korktum bir bilsen. Ah sana bir şey olacak diye burada öldürüldüm dirildim. Ya ben bu yaşımda dul kalsaydım yeni bir koca nereden bulacak idim? Burası abi ya. Ben ölümlerden dönerim ona üzülmezsin da. Dul kalacağım diye mi üzülürsün be? Ama öyle deme Osman'ım. Gencim, güzelim. Bugün Kleopatra gibi kadınım. Yani bu yaşımda dul kalırsa yazık olmaz mı bana? Hayatım boyunca dul kalmaman için kendimi dul yapacağım Safiye. Anladın mı? Anlamadım Osman'ım. Kendini nasıl dul bırakacaksın? Ben anlatayım. Çünkü seni ölümün... Hoş geldin. Eyvallah. Ya sen bizim dükkanı yollabilir misin kardeş? Aşk olsun Kutay ya, bilmez olur muyum? Kutay'ım ya, bana bir dedektör lazım, var mı sende? Hayrola, define falan mı buldun yoksa? Ne diyorsun sen ya, ne definesi ya? Defineyi kim kaybetmiş ki ben bulacağım? Başka bir şey için lazım kardeş. Ne yapacaksın dedektörü birader? Çayının şekerine mi karıştıracaksın? Dedektör tek bir işe yarar. O da altın bulmaya. Tamam ben de altın bulacağım da benim kayganın altın küpeleri kaybolmuş. Evde onu bulamadık, benim dedektörünü şey yapacağım yani. Ya sen kısa pantolonla geziyorken ben karının hazinelerini çıkarıyordum birader. Bana babal okuma. Veririm sana dedektörü. Ama bir şartla. Neymiş o şartın? Defineyi çıkarırsam %10 payımı ister. %10 mu? Ulan hepiniz %10'cu olmuşsunuz. Tamam verdim gitti %10. Delisin. Hadi bakayım. Hadi. Alo. Ya kusura bakma prenses. O koşuşturmacanın nasıl olduğunu bile soramadım. İyi misin? İyiyim. Ay canım ya. Osman abinin derdine düşmüştük. Birbirimizi görecek halimiz mi vardı? Çardak'ta gazete okuyorum. Bak ne diyeceğim prenses. Bu akşam birlikte yemek yiyelim mi? Hiç denemeyelim Tolga. Çünkü tam yemeğe oturmuşken yine seni arayıp göreve çağıracaklar. Hayır hayır, izin alacağım komiserimden. Bak telefonlarını da kapatacağım, söz. Tamam anlaştık. Akşam 8 gibi benim eve gel. Sana kendi ellerimle yemek yapmak istiyorum. Senin evde mi yiyeceğiz? Evet. Ya bu yanlış bir teklif olmadı değil mi? Yani senin için bir sakıncası yoktur umarım. Bak eğer istersen dışarıda da yiyebiliriz. Yo. Yanlış bir teklif olmadı. Sadece erken gidebilirim çünkü aklım babamda kalmasın. Peki tamam. Akşam 8 gibi bekliyorum o zaman. Bakalım yaptığım yemekleri beğenecek misin? Bence şimdiden lahmacun sipariş etsek iyi olacak Tolga. Boşuna yaptığın yemekleri tatmayı beklemeyelim. Ay, akşam bu sözünü hatırlatırım ama prenses. Yemekten sonra bu sözünü tatlı diye yedireceğim sana, haberin olsun. Bileceğiz bakalım. İşte Leysmen'in çeşmesi burası. Demek buradan kuzeye doğru bin adım atacağız dirbi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. 1, 2... Sinan! Ay orası doğu kuzey değil ki. Kuzey burası. Biliyorum Gülübey. Ben sizi denemek için yaptım. Bakalım yönlerinizi biliyor musunuz diye. East, West, North, South. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz kuzeye doğru. Sinan! Ya yine ne var? Sinan annemi bekleyelim. Ananı. Hiç gerek yok. Anan nasılsa bizi bulur yani. Mutlaka bulur. Hadi başlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 85, 9, 86, 9, 87, 9, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Burası neresi ya? Burası Osman Aga'nın evi değil mi? Yani define şimdi Osman Aga'nın evinin altında mı? Hadi canım, yani koskoca İstanbul'da define, hazine Osman Aga'nın evinin altında mı gömülü yani? Ay şaka gibi ya. Peki ne yapacağız baba? Ne yapalım biliyor musunuz? Bence her şeyi dürüstçe Osman abiye anlatalım. Diyelim ki senin evinin altında define var Osman Aga diyelim. Kız Gülübük, sen ne kadar akıllısın, tebrik ederim. Osman Aga da bize teşekkür etsin, bütün hazineye defineye el koysun, öyle mi? Olur mu öyle ki canım? Peki ne yapacağız dama? Ne mi yapacağız? Şöyle yapacağız, benim çok güzel bir planım var. Bir gün eve gidiyoruz, yolda ben size anlatırım. Hadi tamam, hadi. Bir oğlum. Evet.
Geldim. Erken gelmedin değil mi? Geç bile kaldım prenses. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yakışmış. Böyle daha iyi. Hı-hı. Böyle kapıda mı bekleyeceğiz? Beni içeri davet etmeyecek misin? Ya çok özür dilerim. Buyurun. Vay vay vay. Şu sofranın şıklığına bakın. Anlaşılan senden öğreneceğim çok şey var benim. Bu cümleyi yaptığım yemeği yerken, tatlıyı tadarken, pişireceğim Türk kahvesini içerken de kuracaksın prenses. Anlayacağın, benden öğreneceğin çok şey var. Ne kadar alçak görünüyoruz. Ya yemeğin olmasına biraz daha zaman var. Ben bir bardak su alayım. Su. Hemen geliyorum. Prenses, suyun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Manzarayı mı izliyorsun? Pek hoş bir manzaramız olduğu söylenemez. E malum, polis maaşı. Yıldızlara bakıyordum. Çok güzeller değil mi? Yıldızlarla ilgili bir efsane var, biliyor musun? Efsane mi? Hı hı. Ne efsanesi? Yeryüzünde ne zaman iki insan birbirine aşık olsa, gökyüzünde bir yıldız belirirmiş. Çok hoş. Yani şimdi yeryüzünde gökyüzündeki yıldızların sayısı kadar çok insan birbirine aşık mı? Evet prenses. Bir şey çok merak ediyorum. Ne? Bizim yıldızımız hangisi acaba? Allah kahretsin. Kapkaç yapıyor. Koş doğru koş, yardım edelim teyze. Teyzeciğim iyi misin? Kurban olayım, koş çantanın çağda her şeyim içindeydi. Teyzeciğim iyi misin? Ah kızım, kapkaçta çantayı kaçırdım. Ehliyetim, sigorta kaynağı, paran hepsi içindeydi. Tamam teyzeciğim, sakin ol. Tolga polistir, çantanı almadan bırakma. Dur kaçma polis! Nereye kaçacağını sanıyorsun? Çakal! Kalk! Abi bırak! Yürü bırak. Yürü. İyi akşamlar direkt. 994, 995, 996, 990. Ana, iyi akşamlar Osman Aga. Ne ya, tavuk gibi giymişsiniz erkenler pijamaları. Uyuyor muydunuz yoksa? Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Siz niye böyle yatak yorgan giyin?